Türkiye'nin gerilemesine sebep olur. Türkiye Cumhuriyeti hepimize ait. %69'u başörtülü olan kadınlarımızın da muhakkak ki temsil hakkı ve yetkisi olması gerekir. Onun için başörtülü kadınların bu dönemde meclise girmemiş olmasını esefle buluyorum bütün partileri. Sonunda başörtülü olarak seçimlik sadece bana nasip oldu. Sevgili seyirciler, konuğumuz Merve Kavakçı. 28 Şubat sürecinde sonraki iki yılda ortaya çıkan sorunları, bir partinin kapatılmasını, ondan önce Merve Kavakçı'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle yemin etmesine izin verilmemesini ve şimdi sormak istiyorum. Bütün bunların kadınlığınızla ilgisini soruyoruz kendisine. Çünkü kitabınızda da biraz sitem ediyorsunuz aslında. Hani gerek Ali Rıza Septoğlu'na gidip yemin edip etmemenizle ilgili danışmanız konusunda. Gerek işte Recai Kutan'dan haber geliyor. Oradan başka haber geliyor. Herkes sanki sizin ne yapacağınızı sizden daha iyi biliyor. Ve sizin vekilliğinizi ifa etmenizle ilgili sorumluluk meseleniz başkaları tarafından o kadar önemsenmiyor gibi. Ve siz bir noktada durup şöyle sitem ediyorsunuz. Acaba bu başına bunlar gelen kişi bir erkek vekil olsaydı, hani bu türden hassas bir mevzusu olan bir erkek vekil olsaydı, ona bu kadar rahatlıkla işte alttan al, alma, şunu yap, bunu yap denilebilir miydi ve o bu kadar açık bir biçimde yalnız bırakılabilir miydi gibi bir sisteminizin izlerini ben gördüm. O kitabınızda, Başörtüsüz Demokrasi kitabınızda. Bütün bunların biraz kadın olmanızla ilgisi nedir? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Teşekkürler. Hemen ondan önce iki ortada bıraktığımız konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bir tanesi benim çifte vatandaşlığım meclise girdiğimde gündemde değildi. Zaten bilinmiyordu. Bir yerde başörtülü vekili başörtülü olarak attık diyemeyecekler için hemen bir minareye kılıf uyduruldu ve 11 günün içerisinde bu gerçekleşti. Daha sonra mülga olan bir 1980 döneminde ihtilalden dolayı vatan haliniyle suçlanarak ülkeyi terk etmiş kişiler için kullanılan bir kanun böyle cımbızla çekilerek bana uygulanmış oldu. Bir de maddesi. Evet, 25'e A bendiydi. Daha sonra zaten mülga oldu o. Bir de bu dava açma konusunda basında olan çeşitli saldırılarla ilgili dava açtınız mı diye sormuştu Berkas Hanım. O davaları aslında açtım. Birçoğu da açıldı. Şöyle bir anekdotu paylaşayım hemen sizinle. O dönemde 14. Asliye Ankara Ceza Mahkemesi'nde Asliye Hukuk'taki hakim davacı olarak ben o çirkin yazıları ve resimleri dava ettiğimde davacı hak etmiştir diyebildi. Yani bozacıya, şıracıya o bir yerde şikayet ediyorsunuz. Hepsi 28 Şubat ruhu içerisinde hareket eden bir yargı organıyla da karşı karşıyasınız. Çünkü devletin en başı size ajan provokatör demiş o dönemde. Onun için farklı bir şey beklenemez diyebilirdim. Sizin sorunuza gelince Nihal Hanım, tabii şimdi buna bir eski siyasetçi ve bu konularda biraz kafa yoran bir siyaset bilimci olarak yaklaşmak gerekir. İki aşamalı bir analizle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tanesi başörtülü kadının sistem gözünde, rejim gözünde meşrulaşamamış olması. Peki periferde kaldığı sürece meşru kabul ediliyor. Yani eş konumundan belki belli noktalarda, çevre bölgelerde, köylerde ve kasabalarda kaldığı müddetçe uygun görülebiliyor veya tahammül edilebiliyor ona. Ama merkeze geldiği zaman onun bir mesleki kimlikle var olabilmesine, birey olarak var olabilmesine tahammül gösterilmiyor. Birincisi bu. Son derece oryantalist bir yaklaşım. Yani rejimin başörtülü kadına bakışı ve bu kadınlar kendi istekleriyle örtüyor olamazlar. Kendi talepleriyle Allah'la olan ilişkilerinde başlarını örtüyor olamazlar. Muhakkak bir baskı altındalar. Bir yerde de Fransa'nın laiklik anlayışının biraz daha böyle ileri kademesi.
diyebiliriz. Nihal'in söylediğine binaen sizin kitabınızda yazdığınız bir cümleyi aktarmak istiyorum. Üzerinden belki analiziniz daha genişler. Diyorsunuz ki başörtülü bir kadın rejimin gözünde en gerici İslamcı adamdan kötüydü. Tabii. Burada da gerici, İslamcı diye tarif edilen adamdan. Rejim sistem. Türkiye Cumhuriyeti sistemi. Sizin partiniz de onun içinde. Onu dahil ediyor musunuz? Hayır. Yani Kemalist devlet anlayışından söz ediyorum rejim deyince. Partiyi de ikinci işte o ikinci analizim parçası olarak dile getirebiliriz. Hı hı. Evet. Şimdi rejimin gözünde bireyler birbirine eşit değil. Belki Cumhuriyet'in modernizasyon, batılılaşma projesiyle yaratmak istediği Türk kadın ve erkekler ki bunlar modern, laik, sünni, laik ama Müslüman ve tek bir dil, tek bir din, ortak bir geçmişten gelip ortak bir geleceğe ilerleyen, batıya ilerleyen bir milli kimlik anlayışımız var. Bu bize empoze edildi ilkokuldan itibaren resmi kanallarla. Bir yerden geliyoruz Orta Asya'dan. Bir yere gidiyoruz, o da Avrupa Birliği'dir, Avrupa'nın parçası olmaktır. Müslüman olmaktır ama devletin müsaade ettiği kadar Sünni olmaktır sadece bunun içerisinde vesaire vesaire. Tek dili konuşmak, tek dine mensup olmak. Şimdi bunun içerisinde başörtülü kadın periferde kaldığı sürece ihmal edilebilen, yok varsayılabilen bir sistemin parçası olabiliyor. Ama merkeze geldiğinde bir deviyasyon diyeceğim buna, bir sapma. Bir anomali, bir yanlış, sistemin üretmek istemediği bir hata olmuş oluyor. Zaten ilk defa belki diyebilirim diye düşünüyorum. İlk defa 2 Mayıs 99'da rejim bununla yüzleşmiş oldu. Yani biz acaba nerede hata yaptık? Biz bu kadınları üretmek istemedik. Yani başörtülü kadın cahil kalsın, laikleşsin. Ateist olmasın, hiçbir şekilde dinini değiştirmesin, Müslüman olsun ama laik bir kimlikte kalsın ki zaten çeşitli otoriter kanunlar ve düzenlemelerle Milli Şef döneminde falan bunlar dini tamamen privatize edip yani ateist özelleştirip. O zaman komünizme gideriz ama biliyorsunuz Cumhuriyet'in elitleri Cumhuriyet'i kurarken Rusya'nın biraz tesisinden istifade edip onlardan da yardım almışlardır ama hemen Cumhuriyet kurulunca komünizme karşı bir tepki ve bir sınır çizilmiştir. Yani ateizm değildir Türkiye'de çünkü İslam aşırılıkçı mı bulunuyordu? Başkalarına baskıcı yani daha önceki İslam çok aşırılıkçı insanlara, bireylere, kadınlara baskı yapan bir şey olarak görüldüğü için mi? Hani hem sol taraftan hani Sovyetlere karşı komünizme her türlü aşırılıkçılığa bu anlamıyla. İslamsa İslam'ın da aşırılıkçılığına mı karşı bir şey mi? Korku yayma şeyi mi bu? Değil. Aslında tam olarak değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman Osmanlı'daki 600 seneden söz ediyoruz. O gelenekten gelen bir devlet anlayışı İslam'ın bir birleştiriciliği üzerine bir milli kimlik oluşturmuştu. Şimdi onun yerine İslam'ı çıkartarak ki İslam biliyorsunuz İttihat Terakki ve son 200 yılda elitlerin aralarında yaptığı tartışmalara baktığınızda bunların arasında bir batıcı kesimde var ki onlar İslam'ı suçlu buluyorlar. Kimisi de İslam'ı suçlu bulmuyorlar da İslam'ın anlaşılmasını, interpretasyonunu yani bizim İslam'a yaklaşımımızı yanlış buluyorlar. İslam'ı değiştirmemize, Kur'an'ı değiştirmemize gerek yok. Yani buna değiştirmek mümkün olamaz ama böyle bir şeye teşebbüs etmemize gerek yok ama bizim İslam'ı anlayışımız yanlış diyorlar. Kimisi de tamamen her şeyi bırakalım tamamen batıcı olmamız lazım. Bakın batı ilerledi diyor. Şimdi bu kamplar yani ideolojik kamplar, fikirsel kamplar arasındaki tartışmalara baktığımız zaman milli kimlik oluşturulacak. Burada bir yerde bir yapıştırıcı arıyorsunuz. Bir uhu. Bizi bir arada tutacak bir madde. Ve onun Türk milli kimliği olduğunu işte bu tek bir millet ortak bir geçmişten gelip ortak bir geleceğe giden ve tek bir dini ve dili savunan bir millet anlayışı oluşturuluyor. Fakat İslam bu arada Belkıs Hanım'ın sorusuna döneceğim. İslam önemli bir unsur. Din başlı başına hangi din olursa olsun önemli bir
mobilize kaynağı. Bunun da farkında elitlerimiz. Onun için İslam'ı tamamen de karşılarına almak istemiyorlar. Belki sadece marjinalize ediyorlar. Başörtüsüz olsun istiyorlar. Başörtüsüz olsun. Başörtüsü en azından görünür olmasın. Oradan geliyor. Şimdi öyle bakıldığı zaman siz bu öğretiyle geliştiğiniz zaman partinin içerisine geldiğim zaman Nihal Hanım'ın sorusuna bu öğretiyle başörtülü kadınları belli bir pozisyonda, belli bir duruşta, belli mekanlarda görmek size resmi ideoloji tarafından öğretiliyor. Bu öğretiyle 10 yıllar geçiyor. Böyle olunca da muhafazakar cenahın içerisinde ki belki bugün de bunlar 12 sene sonra da bu bazı sorunlardan bahsedebiliriz, geçerli sorunlardan. Şöyle bir şey oluyor. Başörtülü kadınları nereye koyacağız? Bir taraftan rejimde böyle bir soru oluşuyor kafalarında. Yani başörtülü seçilen bir vekili biz nereye koyacağız? Bir yerlere sığdıramama sorunu, bir kriz yaşama. Bizim içinden çıktığımız, bizi yetiştiren dindar kesim de aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Aynı sorunla mı karşı yani şimdi benzer kafamdaki formülüze etmek gerekirse hani sistem başörtülü kadının başörtülü olması sorunu yaşıyor. Onun ne yapacağını bilemiyor. Ama İslamcı siyasetlerde başörtülü kısmını kabul edemiyor, edebiliyor ama onun kadın olması faslıyla sorun yaşıyor gibi görünüyor bana. Sadece İslamcı siyaset demeyelim. Bence dindar bölgenin tamamına muhafazakar, mütedeyyin, İslamcı, gelenekçi. Ve hatta özel sektör, kamusal sektör hepsini bir arada baktığımız zaman şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Eş olarak onu görmeye alışmış başörtülü bir kadını. Evladı olarak okuldan atılan bir kız olarak görmeye alışmış. Başı açık dediğimiz maalesef görünüş üzerinden yürütüyoruz istemesek de bu tartışmayı. Kadınlara nasıl muamele edileceği konusunda bir mesleki tecrübesi var. Çünkü etrafında o kadınlarla kamusal alanda çalışmış bir mütedeyyin insan kitlesi. Meslek sahibi olan başörtülü kadına mesafesinin ve davranışlarının nasıl olacağını tam olarak da bilemiyor. Rejim de zaten baskı yapıyor yani ortadan kaldırmak için. Bir taraftan da bir iç çelişki yaşıyor. Bu kadınlarla olan münasebetimizi hangi aşamada ve ne çerçevede yürüteceğiz? Biliyorsunuz yaşlı başı örtülü, eli tesbihli bir kadın eli öpülür. Ve onun duası alınır ve hatta fikri danışılır çünkü o belli tecrübelerden gelmiştir. Ama genç ve mesleki kimliğiyle ortada olmak isteyen, var olmak isteyen kamusal alanda kadınla münasebet nasıl olmalıdır? Çünkü geçmiş tecrübe size onu tamamen belli bir noktada marjinalize etmiş bir tecrübe olduğundan bir sıkıntı yaşıyor. Ya çok özür dileyerek burada sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü bana kalırsa fazla teorik bir çerçeve içinde yürüyor şimdi. Birkaç kere de söylediğiniz şey burada sorularımızla ve cevaplarınızla bence biraz da tekrar ettik bunu. Ama bunu biraz daha yaşadığımız şeylere, pratik hayata indirdiğimizde şöyle bir soru sormak istiyorum ben. 28 Şubat süreci biliyorsunuz. Ondan sonra 10 sene devam etti, 1000 sene devam edecek dendi. Şimdi son yapılan yorumlarda 10 sene bile sürmedi deniyor falan. 10 sene bile sürmedi yorumu yapıldığına göre en azından 10 seneye yakın sürdü diye anlıyorum ben bir yandan da. Dolayısıyla sizin bu yaşadıklarınızı yaşadığınız dönem 28 Şubat süreci denebilir. Şimdi bu 28 Şubat sürecinde tabii rahmetli Erbakan olsaydı liderlik farklı olurdu. Dolayısıyla ben de bunu yaşamazdım dediniz ama 28 Şubat sürecinde de Erbakan olmasaydı belki de öyle olmazdı dendi. Bugünkü iktidar olsaydı ya da bugünkü iktidarın kararlılığı olsaydı başka bir şey olurdu deniyor bir yandan da. Şimdi benim merak ettiğim şu. Acaba şunu kıyaslayabilir misiniz? Erbakan, Recai Kutan ya da o dönemki sizin haşır neşir olduğunuz, birlikte çalıştığınız mesai arkadaşlarınız bir yandan da öyle sayılabilir. Siyasetçiler. Bugünkü siyasetçiler. Yani işte Sayın Erdoğan. İşte AK Parti'nin çizgisi durduğu yer ve o günkü sizin partinizin durduğu yer. Dolayısıyla acaba hangisi daha demokratik, hangisi daha sizin bahsettiğiniz ve uğraştığınız, uğruna bir sürü sıkıntı çektiğiniz meselenin halline yakın? Hangisi sizi daha rahat ettirebilirdi, hangisi daha destek çıkabilirdi, hangisi daha demokratikti veya demokratik bir bakış açısıyla hareket ediyordu? Bunu kıyaslayabilir misiniz?
kıyaslamak aslında yani. 28 Şubat bence bitmedi. 10 yılda sürmedi. Benim bir eski vekil olarak şahsen söyleyebilirim. Benim 28 Şubat'ım canlı kanlı devam etmekte denebilir. Canlı lafını kullanayım. Kanlı değil tabii ki. Ve birçok başörtülü kadın arkadaşım için de 28 Şubat çok canlı bir şekilde devam etmekte. Maalesef. Ama tabii o günlerden belli bir yol kat edildi. Böyle bir mukayesenin doğru olmadığını buluyorum. Çünkü elmalarla portakalları mukayese etmek gibi bir şey diye düşünüyorum. Refah Partisi mesela Fazilet Partisi değildi. Hep Refah Partisi ondan bir önceki Milli Selamet değildi. Her parti evriliyor, içinde evriliyor. Dünya konjonktürü değişiyor. Bir 11 Eylül olayları yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sol partilerin iflas etmesi yaşandı. Alternatifsizlik yaşandı. Düşününüz 1997 senesinde İslamcı olarak kabul edilen kadroların aynı insanların oluşturduğu bir parti daha sonra Müslüman demokratlar olmaya promote edildi denebilir. Yani girişimi bugün yapmayı tercih eder miydiniz? Neyi? Bu girişimi o gün değil de bugün yapmayı tercih eder miydiniz? Türkiye Cumhuriyeti bugün demokratikleşme ve geçmişiyle yüzleşme açısından ve demokratik sistemin özelliklerini getirme babında biraz yol kat etti. O günlerde zor olanın bugünlerde zor olmaması gerektiğine teorik anlamda inanıyorum. Bunun için de zaten başörtüsü aday olmasını istedik. Pasaport alabildiniz mi? Hayır, pasaportum yok. Peki başvurdunuz mu AK Parti'ye? Başvurdum tabii ben. Kabul ettiler mi? 2006 senesinde başvurmuştum. Yani AK Parti hükümeti döneminde Houston Başkonsolosluğuna taahhütlü olarak yolladığım talebe cevap dahi gelmedi. Nasıl? Yani yok sayılan bir Merve Kavakçı olayı var. İşte unutma hala bir yerde var. De oradan gel. Onun için diyorum benim 28 Şubat'ımın devamının bitmedi. Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta siz bizim yaptığımız yani düzenlediğimiz Selçuk'ta hatırlatmıştı programın başında bir kampanyanın imzacısıydınız. Yani birkaç kadın olarak biz böyle seçimlerden kısa bir süre önce bir metin hazırlamıştık ve başörtülü vekil yoksa oy da yok. Hani bunu böyle bir tehditvari bir şekilde yorumlandı falan ama asıl amacımız gerçekten zorlayıcı bir cümle kurma gereksinimiydi. Siz de imzacımızydınız. Evet. O dönem ilginçtir yani şimdi mesela böyle her 28 Şubat döneminde sizin mecliste yaşadığınız bu dramı tekrar etmekten çok hoşlanan, bunu tekrar etmekten hiç yani bunu tekrar eden, sürekli yazılarına konu eden insanlar, yazarlar, kanaat önderleri tanınmış insanlar bizim o dönemki talebimize çok ciddi hakaretamiz ifadelerle karşılık verdiler. Yani suçlamaya kadar vardırdılar işi. Hani bu talebiniz yersiz ve zamansız olmuştur ey hanımlar demekle yetinmediler. Yani tek tek bu metni hazırlayan insanları kişisel olarak suçlamaya kadar vardırdılar işi. Bazı danıştığımız kişiler hükümetten o bir önceki kabineden olanlar bizim hiçbir zaman böyle bir vaadimiz de olmadı ki zaten. Hani düşün yakamızdan gibi bir tavır aldılar. Bu konuda en çok hassasiyet taşıdığına bizzat inandığım, hala da inandığım Başbakan Erdoğan'da hani yani bu yakışıksız bir kampanya olmuştur şeklinde görüş beyan etti. Ve biz hani bu kadar demokratikleşme, açılım yaşanıyor. İşte yani birçok hukuk dışı yollara başvurarak bu hükümeti devirmek isteyen insanların Silivri'de halen tutuksuz olarak yargılandığı, pardon tutuklu olarak yargılandığı bir dönemi idrak ediyoruz. Fakat her nedense yani bir başörtülü kadının halkını temsil etme hakkına sahip olduğu görüşüne bir türlü AK Parti hükümeti dahil gelebilmiş değil. Yani bu çizgiye gelinememesini, hala diretilmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu tipik bir siyaset yapma mıdır? Yoksa aslında bu konunun yani başörtülü kadınların böyle bir hakka sahip olduğu gerçeğinin sonsuza kadar kapatılması mıdır? Yani bu defter size göre kapatıldı mı? Sizin aldığınız izlenim o mu? Yoksa bir sonraki dönem bir başka siyasetin, başka bir politikanın konusu olmak üzere rafta bekletiliyor mu? Nihal Hanım, başörtüsü yasağı 99'da ben seçildiğim zaman benimle başlamadı, benimle bitmedi.
Bunun 30 senelik bir geçmişi var. Maalesef dindar kesimler o kadar duyarsız kaldılar ki bu konuya ve çeşitli sebeplerle kendilerini meşrulaştırarak, duruşlarını meşrulaştırarak bu hile bir beklesin. Siz kadınsınız, siz sabredersiniz. Kadınlık, annelik sabretmeyle hemhal olmuş bir kimlik içeriyor içerisinde. Böyle bugünlere gelindi. Ben 28 Şubat'ın başörtülü kadınlar için canlı bir şekilde devam ettiğini ve müşahede ediyorum. Başörtülü arkadaşlarımızla konuştuğumuzda görüyorum. Ve bu başörtü yasağının öğrenciler çerçevesinde, üniversite öğrencileri çerçevesinde kaldırılmış olmasının da aslında başörtü yasağının kaldırıldığı anlamına gelmediğini canlı canlı müşahede ediyorum. Yasak birçok üniversitede kalktı ama o yasağı kaldıran üniversitelerde farklı yollarla o kızlarımıza birçok ayrımcılıklar yapılıyor. Yasağınız mı kalktı? Bakın biz sizi nasıl ezeriz psikoloji içerisinde bazı üniversitelerde bunu görüyoruz. Bazılarında zaten kalkmadı. Bunun zamana yayılması gibi bir endişesi içerisindeyim. Yani kadınlar nasıl olsa bekliyorlar. Beklemeye de alışkınlar ve zaten bizden bizim yapacağımız bir gelişmeye bağlı onların geleceği şeklinde bunun önemli dönemlere sarkacağı endişesini açıkçası taşıyorum içimde. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz bunu siyasi engellerden dolayı başörtüsü tartışmasında özgürlük açısından bakıldığında, ifade özgürlüğü, kendini ifade özgürlüğü, işte inanç özgürlüğü falan bu açılardan bakıldığında zaten haklısınız. Dolayısıyla bir yandan da çok zorluk yaşıyorsunuz Türkiye'deki konjonktür ve alışkanlıklarla. Ama bir yandan da haklı olduğunuz için aslında sizin için kolay. Yani başörtüsünün kendisine dair bir soruyla karşılaşıyor musunuz? Mesela Amerika'da karşılaşıyor musunuz? Yani başörtüsü, çünkü şöyle dediniz, başörtüsü özgürlüğü. Bir sürü insan da şu soruyu sorabilir. Başörtüsü bir kadın için gerçekten özgürlükmüş. Sadece başörtüsünden bahsetsek eğer. Mesela ben şöyle desem, siz meclise gireceksiniz. Sizin meclise girmenize hiçbir itirazım yok. Birisi dese ki bunu, hiçbir itirazım yok. Herhangi bir kamu kuruluşunda hakim olun, savcı olun. Mesele değil. Hatta işte orada şöyle deniyor ya, taraf olabilirler. Dolayısıyla doğru karar veremeyebilirler. Şimdi düşünsenize hakimsiniz. Şunu da söyleyebilir birisi. Ya hakim sarışınsa, sarışın bir hanımefendi ise sarışın bir sanık için onu kayırabilir falan da denebilir buradan yola çıkılarak. Bunun hepsinde haklısınız da. Bunu bir kenara bıraksak ve desek ki siz meclise girdiğinizde böyle meclise girmenize tamamen destek oluyorum. Ama mecliste başörtüsünün kendisine dair felsefi sorularıma ne olur cevap verin. Yani başörtüsünü tartışabilelim. Böyle bir endişe de çıkabilir ortaya bütün bu engeller aşıldığında. Siz o zaman nasıl bir cevap vereceksiniz ya, nasıl tartışacaksınız? Başörtüyle ilgili gelen sorulara mı nasıl cevap veririz? Şunu demeye çalışıyorum. Bir kadın kendi isteğiyle başını örter mi? Acaba kendi isteğiyle örtmüyorsa bunu nasıl anlayacağız, nasıl bileceğiz? Şimdi her akıllı vatandaş, her kendine inanan, güvenen insan ve eğer ona hürriyet devleti, milleti tarafından verilmişse ve dilediğini yapmakta hürdür. Ben bugün için Amerika'da asıl soruya geleyim, sizin de mi sorduğunuz soruya, Amerika'da böyle bir soruyla karşılaşmıyorum açıkçası. Çünkü kıyafet ve dinden dolayı giyilen şeyler son derece özeldir. Hayır, özel kapsamına onun girer. Onun işlevine dair bir soru. Hı-hı. Yani onun felsefi anlamına dair bir soru gelmedi mi size hiç Amerika'da? Başörtüsünü niye takıyorsun gelebilir diye. Tabii. Bunun dinimin bir gereği olduğunu ve bunu kendim hür irademle yaptığım konusunda cevap verdiğim zaman o hür irademle yaptığıma atıfta bulunmak yeterince bir cevap oluyor. Eğer ben o Amerikan ortamından söz edebiliyorsam. Eğer Avrupa'ya geçersek, mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden söz ettik. Benim kararımda da böyle o oryantalist yaklaşımı görebiliyorsunuz. Yani bir yerde bir satır aralarında, ama çok açık bir şekilde değil de, bu zamanda ve bu çağda bir kadın başını örtüyor olamaz kendi isteğiyle gibi bir alt okuma
son derece oryantalist bir yaklaşım. Zaten onun içinde bu oryantalist yaklaşım sonucunda mesela rejimin bize bakışı da böyledir. Ama oryantaller de oryantalist bakıyorlar. Tabii ama onlar bizim içimizdeki oryantalize olmuş oryantaller zaten dışarıdaki oryantalistlerin bir uzantısıdır. Özür diliyorum eğer çok teorik bir şeye giriyorsak. Ben ama o kadar teorik sormadım ama evet. Bir reklam arası falan var diye endişeleniyorum şimdi. Varsa eğer keseyim sözümü. Yani sanırım bir iki dakikamız var. Bir iki dakikamız varsa şunu sormaya çalışıyorum. Evet. Biz henüz kendi özgür tercihleriyle başlarını örtmeyen kadınlar meselesini de halletmedik. Böyle bir gerçek var. Yani töre cinayetinden namus cinayetine kadar bir sürü meselenin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama bizim dünyada da öyle bir mesele var. Onu nasıl halledeceğiz bizim diye soruyorum. Bizim ülkemizde bir kadının başını örtmemesi sorun değil. Dini sebebiyle başını örtebilmesi maalesef sorun. Eğer ben bu yaşıma gelmişsem ki seçildiğim zaman meclisin en genç vekiliydim. 30 yaşındaydım. O yaşa kadar aklı başında bir insan olarak kim beni zorlayabilir bunu yapmaya? Bir bu benim tamamıyla benim. Bir sürü köyde buna zorlanabilir insanlar onu söylemeye çalışıyorum. Bu iş yani biraz statikoya bakışla alakalı bir şey aslında. Biraz tersine çevirsek. Mesela diyelim çok böyle hakikaten şey olacak farz-ı mahal diyeceğim. Hı-hı. Diyelim Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüz girmek yasak olsaydı. Yani mesela ben giremiyor olacaktım olsaydım diyelim. Siz mesela orada neyi mesela başörtüsüz girmek isteyenlerin hakkını gerçekten savunabilir miydiniz? Bu benim ben statiko eğer, öyle olsaydı diyelim ben yani. Dindar bir insanım. Hı-hı. Dinim çerçevesinde bazı şeyleri hı-hı. her şeyi hayatımın içerisinde değerlendiririm. Ve benim dinim kimseyi isteğinin dışında bir şey zorlamaya hak vermiyor. Böyle bir hakkım yok benim. İçimden ne düşünürsem düşüneyim sizin yapmanız veya yapmamanız gerektiği konusunda bu tamamen bana ait bir şey. Zaten işte bunu tersine okuduğumuz zaman... O zaman statikoyu savunmazdınız orada. İnsanların bireysel özgürlükle. İnsanların bireysel özgürlükle zaten benim din anlayışım. Ben başka türlü düşünüyor olsam bile dinim bana buna engel olur. En başta bu benim İslam fakat anlayışım. Fakat tam da sizin dediğinizin tersine davranan insanlar var bir yandan da. Yani nasıl? Siz böyle diyorsunuz ve çok haklısınız. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama zorla çocuğunun başını örttüren de var ülkede. Dolayısıyla bunlarla ilgili de bir tasarrufunuz falan yalnız bir şey, bir planınız, bir projeniz var mıydı? Yani? Bir anne baba çocuklarını dilediği gibi yetiştirebilmeli. Dilediği gibi yetiştiriyor olabilmeli. Uluslararası haklar dairesinde tanınmış evet. bir şey çocuk ve aile. Bir insan çocuğuna yani siz belli Türkiye'de eğitimi... herkesin başını kendi tercihi, özgür tercihiyle kapatan herkesin özgür tercihiyle kapattığına inanıyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz. Sadece ben inanmıyorum. Eğer hı. siz TESEV'in yaptığı araştırmalara bakarsanız ki ben hı. doktora tezimde bunları... Bir yorum yapmıyorum ben, hayır, ama hayır, rakamlar bize bunu söylüyor. Peki. Türkiye'de zorla başını örten kadınlarımızın sayısı %0. Dünyada mesela böyle bir şey var mı? Böyle bir dataya bakmadım. Hı. Ama ben Türkiye'deki başörtü yasağı... Siz kaç yaşında karar verebilir kendi iradesiyle... Bu tür bir şeye genç bir kız çocuğu. Herhalde akıl bali olduğu zaman bu kişiden kişiye değişir diye düşünüyorum. Mesela. Kimi insanlar daha erken yaşta olgunlaşabilir. 12, 13, 14, 15 bilemiyorum. Her kişiden kişiye değişir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki dataya baktığımız zaman başını kendi isteğiyle örten kadınlar karşısında zorla örtenlerin sıfırlarda, %0, 0.3 yanılmıyorsam bakabiliriz belki. Evet. Teneffüs arasında. Bir reklam arası verelim. O teneffüsümüz olsun aynı zamanda sevgili seyirciler. Basın Kulübü Özel devam edecek.